Hayrat İnsani Yardım Vakfı bir kez daha Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle 15 Temmuz şehitleri anısına Haydi Kahramanmaraş yeniden ensar olmaya Hedef 99 Tır isimli yardım kampanyası başlattı. Suriye'nin Halep ve Cerablus kentlerine gönderilmek üzere soba, kömür, muhtelif gıda, bebek bezi, ev eşyası gibi malzemelerin toplanması için hazırlanan yardım kampanyası için Atatürk Meydanı, Necip Fazıl Kültür Merkezi önü, Doğukent Camii önü ve tüm ilçelerde başlatılan yardım kampanyası için tırlar konuşlandırıldı. Atatürk Meydanı'ndaki yardım töreninde açıklamada bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Özdemir, tüm mazlumların yanında olmak için böyle bir kampanyaya destek verdiklerini belirtti. Şimdi bu arkadaşlarımız, güzel arkadaşlarımız, Allah rızası için mazlumun yanında olan arkadaşlarımız, Hayrat İnsani Yardım Derneği, daha önce, uzun süre önce beraber yaptığımız bir organizasyonla bu yardım kampanyasını başlatmışlardı. Bugün de onun devamı. Hem malzemelerin niteliği genişlemiş, çeşitliliği artmış, hem de daha önce Türkmen kardeşlerimize göndermiştik. Şimdi Fırat Kalkan Operasyonu çerçevesinde orada kim mazlum, kim varsa ırkına, cinsiyetine bakmaksızın bütün mazlumların yanında olmak için bu kampanyayı genişletmişler. Bizim de yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz onların yanında olmak. Onların yorgunluğunu almak, onlara destek olmak tabii ki. Onun için buradayız. Allah emeklerini zayi etmesin, yardımlarını kabul etsin. Oradaki kardeşlerimize de güç kuvvet versin ve düşmanlarını da yerle bir etsin temennisinde bulunuyorum. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Fırat Görgel de Suriye'nin kuzeyindeki insanlara yardım amacıyla başlatılan kampanyanın hayırlara vesile olmasını dilediler. Yöneticilerimizin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediye'miz, 12 Şubat Belediye'miz, Dulkadiroğlu Belediye'miz hep beraber yeni bir bu kabil güzel hizmeti başlatmış bulunuyor arkadaşlarımız. Bu bağlamda bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin bu kampanyaya, bu hayır ve güzel işe diyelim ya da bu kampanyaya inşallah destek vereceklerini, yardımcı olacaklarını inanıyorum. Hep beraber diyorum yine Kahramanmaraş önderliğini, öncülüğünü göstermeli ve mağdurlara elinden gelen yardımı, gayreti inşallah yapacak diye temenni ediyorum. Bugün burada daha önce de bu tip organizasyonları başarıyla yapan Hayrat Vakfımızla Büyükşehir Belediye'mizin organize ettiği Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimize yardım amacıyla güzel bir organizasyon yapılmış. Bölgede arkadaşlarımız iyi çalışmışlar. Hangi bölgede az önce yetkili kardeşlerimizle bir istişare etme imkanı bulduk. Hangi bölgede neye ihtiyaç var? Bununla ilgili iyi bir çalışma yapmışlar ve tüm Kahramanmaraş hemşehrilerimizi de evlerinde bulunan çok ayrıntılı çalışma yapılmış, kullanılan, kullanılmayan yahut gıda ile alakalı konular, işte çocuk bezi, az önce çok büyük bir ihtiyacı olduğu söylendi çocuk bezinin, çocuk bezi vesaire, bu konularda desteklerini ve yardımlarını bekliyoruz ve bu yardımlar çok kısa bir zamanda, çok mükemmel bir organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Hayrat Yardım Vakfımıza. Dünya coğrafyasında tabii ki ciddi dramlar yaşanıyor şu anda. Özellikle de Müslüman coğrafyasında. Tabii burada hepimize düşen görevler var. Hayrat Yardım Vakfımız da her zamanki hassasiyetiyle yine oradaki kardeşlerimizi bir nebze olsun onların acılarını affetmek, onların ihtiyaçlarını gidermek adına yardım kampanyası düzenlemişler. Bu güzel organizasyon için öncelikle ben Hayrat Yardım Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Onların hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum. Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş temsilcisi Muhammed Übeyt Köşker, Halep ve Cerablus olmak üzere Suriye'deki mazlum insanlara yardım götürebilmek için böyle bir kampanyanın başlatıldığını belirtti. Başta Cerablus ve Halep olmak üzere Haydi Kahramanmaraş yeniden Ensar Olmaya isimli yardım kampanyamızla aynı şekilde, aynı şekle, aynı gayretle Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, AK Parti İl Başkanlığımızla beraber devam ederek bu kampanyayı 18 Mart'a kadar sürdürmek istiyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak eyler inşallah. Suriye'nin içerisindeki mazlum, ihtiyaç sahibi ailelere buradan toplanan yardımları birikmeden tırlara yükleyerek en kısa zamanda ihtiyaca binaen göndereceğiz. Allah razı olsun.